Merhabalar, Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yuvarlak bir model tasarlayacağız. Yatak odaları için örebileceğiniz harika bir kurulum yapacağız. Bugünkü ipim sarı renkte. Yine maksa ipiyle öreceğim. Bu ipler pamuk ipler, 26'ya 6 iplerinden birazcık kalınlar. Kamera altında daha net göründüğü için tercih ediyorum. Her videomda bahsediyorum, özellikle videonun başında bahsediyorum. Modeli İstediğiniz her iple örebilirsiniz. Dantel ipi olarak kullandığınız bütün ipleri tercih edebilirsiniz. 50 numara olur, 60 olur, 70 olur. 50 numara kalın, 60 biraz daha ince, 70 daha ince şeklinde ilerliyor. Bu iplerimizin kalınlık numarası yok, sadece renk numarası var. Benim modelimi renge uygun bulursanız ve örmek isterseniz renk numarasını hemen kaydedebilirsiniz. Kamera açımı ayarlayıp modeli kurmaya başlayacağız. Ben kameramı ayarlarken siz de kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Modelin orta kısmını sihirli halka ile yapacağız. Ben işaret parmağıma dolayarak yapıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Halkamın içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Halkama geri döndüm. Şimdi halkama ikili trabzan yapacağım. İki de çıktığım trabzan. Zincirimle birlikte iki tane oldu. Toplamda 20 adet trabzan yapıyorum sihirli halkamın içerisine. İlmeklerimi 2-2 alıyorum bu sıramda. Toplamda 20 adet İkili trabzan yapıyorum. Halkamın içerisine 20 adet ikili trabzanımı yaptım. Halkamın ipini çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Çok sıkıştırıp trabzanları üst üste çıkarmayın. Yeterli derecede sıkıştırmanız gerekecek. Hemen başladığım noktayla birleştirip kapatıyorum. Böyle bir orta kısım için yuvarlak oluşturdum. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Tığımın başına bir kere aldım. Artık trabzanlarımı üçlü yapacağım. Bir ilmek alıyorum. 2 ilmek alıyorum. Ve 3. 2 tane yan yana trabzan yaptım. Üçlü trabzan. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar yan yana 3'te çıktım. 2 adet trabzan yapıyorum. Arada 1, 2 zincir. Tekrar sırayla hiç trabzan atlamıyorum. Evet. 2-2 gruplara ayıracağım. Bu ortadaki 20 trabzanımı 10 grubum olacak. Aralarda ikişer tane zincir çekerek dolanıyorum. Büyük bir model örüyoruz. Tane tane hızlı bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Trabzanlarımı gruplara ayırdım 2-2. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grubum oldu. İkişer trabzan olduğu için 20 adet trabzanımı tekrarlamış oldum. 2 adet zincir çekiyorum. Başladığım yerle kitleyerek sıramı kapatıyorum. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Yine bu 3 zincir benim alttaki ilk trabzanım. Bu sıramızı bir sıra daha tekrarlayacağız. İkinci trabzanımı yaptım. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki gruba geliyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir sonraki gruba geliyorum. Bir sıra daha bu şekilde dolanıyorum. Sadece geçişteki zincir sayımı artırdım. Sıramı tamamladım. Tekrar bir üst sıra için bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu yine benim ilk trabzanım. Yanındaki trabzanı yapıyorum.
Altta iki tane trabzanım vardı. Buradan bir trabzan artırarak trabzan sayım 3'e çıkardım. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çektim tekrar. Bir sonraki gruba geldim. Bu geçişlerdeki zincir sayısını elinize göre, modelin duruşuna göre kendiniz ayarlarsanız daha düzgün bir modeliniz olur. Çünkü elimize göre, tığımıza göre değişiklik gösterebilir. Trabzanımı yaptım. Sondakinin üzerinden bir tane daha yaparak trabzan sayımı 3'e çıkardım. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı tamamladım. Bir üst sıra için tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. 3 tane trabzanımı yaptım. 3. trabzanımdan bir trabzan artırıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirin ortasına batıyorum. Batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Buraya orta kısmı bir V oluşturmuş oldum. Buradan 3 zincir fazla gelecek. 2 adet zincir çektim. Bir sonraki dilimime geldim. Burada bu sefer birinci dilimden birinci trabzandan trabzan artımımı buradan yapıyorum. 4'e çıkartacağım. Dört trabzanımı yaptım. Evet, ortaya V'mi yaptım. Artırmamı içten değil, dıştan artıracağım. Hemen 3 trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi birinci boşluğuma V yaptım. İkinci boşluğuma hiçbir şey yapmadan geçeceğim. 5 zincir yeterli. Hemen birinci trabzanımdan artırıyorum. Dört trabzanımı yapıyorum. Birini boş geçtim. Birini dolduracağım. Yani orta kısmına bir V yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Zincirimin ortasına batıyorum. Bir trabzan. Tekrar iki zincir çekiyorum. Trabzan üzerine geldim. 1, 2, 3 trabzanımı yapıyorum. 4'ünden artırıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine geldim. Artırmamı yaptım. Tekrar 4 trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi bir sıra modeli bu şekilde dolanacağım. Sonra tekrar bakacağız sıramıza. Oradan kurmaya devam edeceğiz. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan kurmaya başlayacağız. Şöyle bıraktım ki elimde rahat bir şekilde görün istedim. Hemen bir üst sıradan kurmaya başlıyoruz. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. Birinci trabzanın üzerinden bir trabzan artırıyorum. Trabzan sayımı 5'e çıkarıyorum. 5 tane trabzan yaptım. İki adet zincir çekiyorum.
Burada V'm vardı. Birinci trabzanın üzerinden tığıma 2 adet trabzan alıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. İkisini birden topluyorum. 2 adet zincir. Bu sefer ortadan 2 tane trabzan alıyorum. Kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Bu sefer V'min diğer trabzanından tığıma 2 adet trabzan alıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi bütün V'lerimi bu sıramda kurulumum bu şekilde olacak. 2 zincir çekiyorum. Altta benim 4 tane trabzanım var. İki, üç, dört tane trabzanımı yapıyorum. Burada dördüncü trabzandan artırmamı yapıyorum. Şimdi şu bir dilim olarak çıkacak. Öyle düşünün. Şurada başka bir dilim olarak çıkacak. Burada trabzan artırmalarını hep dış taraftan artıracağız. Bakın. Geçişte 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer dilimime geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi trabzan artırmamı tekrar yapıyorum. Model genişledikçe daha net anlayacağız. Trabzan artırmamı yaptım. 3, 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Ortada bir V'm var. 2 tane zincir çekiyorum. Birinci trabzanın üzerinden tığıma son ilmeğini çekmiyorum. Bakın bekletiyorum. 2 adet ilmek alıyorum. Aldım. Kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi oluşturduğum bir boşluğum var. Boşluğumdan da tığıma 2 adet trabzan aldım. Kapatıyorum. 2 zincir. Tekrar trabzanın üzerinden. Şöyle bırakacağım. Evet. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım, başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan kuracağım modelimizi. Şimdi bu sıramızda altta bizim 5 tane trabzanımız var. Hemen kameramı da düzeltiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Buradan bir trabzan artırıyorum. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızda baştan ve sondan trabzan artırıyorum. Buradan artırdım bir trabzan. Trabzan sayım 6'ya çıktı. Şimdi buradan da artıracağım ve trabzan sayım 7'ye çıkacak. Baştan ve sondan trabzan artırarak trabzan sayımı 7'ye çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi burada 3 grubum var. Ortadaki grubumun üzerine batarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Yani ortadakinin üzerine bir V yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir. Trabzan üzerine geldim. Tekrar söylüyorum. Gergin olursa zincir sayınızı 1'e artırabilirsiniz. Altta benim 5 tane trabzanım var. Birinci trabzanımdan artırmamı yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. 4, 5, 6. Bir trabzan da buradan artırıyorum.
ve 7. 7 tane çıkardım. Geçişte 5 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4 tane çekiyorum. 1 eksilttim. Yine burada birinci trabzandan artırmamı yaparak modelimi kuruyorum. Bir sırada bu şekilde dolanacağım. Şöyle bırakıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Ortaya bir V yapıyorum. Trabzanların sayısını da 7'ye çıkardım. Evet, sıramı dolandım, tamamladım, başladığım yerle birleştirdim. Model artık biraz biraz kendini belli etmeye başladı. Tekrar bir üst sıradan kurmaya devam edeceğim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bu 3 zincir benim yine ilk trabzanım. Altta bizim 7 tane trabzanımız var. Birinci trabzandan tekrar artırmamı yapıyorum. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi baştan 1'i artırdım. 8 oldu. Buradan da artıracağım. Trabzan sayım 9 olacak. 9. Bir, iki zincir çekiyorum. Burada ilk trabzanın üzerinden tekrar 2 adet trabzan alıyorum. Yani şuradaki sırayı bu sırada tekrarlıyorum. Gergin olursa şuradaki zincir sayınızı 3 çekebilirsiniz. 2 zincir çektim. Şöyle bu sefer bu ortadaki zincire batacağım. 3 tane zincirim var. Zincire batıyorum. Tekrar 2 trabzan alıyorum tığıma. Orta kısımda. Topluyorum. 1, 2 zincir. Tekrar trabzan üzerinde. İki trabzan aldım. Tekrar kapatıyorum. Hatta burada 3 çekin, şöyle düzgün dursun. Trabzanın üzerine geldim. Burada yine benim 7 adet trabzanım var. Baştan ve sondan artırarak 9'a çıkartacağım. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Aradakileri yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi baştan 1 artırdım. Sondan da 1 artırarak trabzanı 9'a çıkartıyorum. Burada 5 tane zincirim vardı. Bir üstte 4 çektim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve bir sonraki dilimime geliyorum. Modeli bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Şu geçişlerde 3 zincir çekin. Gergin olmasın. Bir sıra daha dolanalım. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hemen bir üst sıradan tekrar modeli kurmaya başlayacağız. Altta bizim 9 tane trabzanımız var. Yine iki taraftan artıracağız. Yine V yapacağız. Yani bir sıra daha bir alttaki sırayı tekrarlayarak kurmaya devam ediyoruz. Üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim ilk trabzanım. Alttaki trabzanımdan bir artırıyorum baştan. Yanındaki trabzanlarımı yapıyorum. Aradaki trabzanlarımın hepsini sırayla yapıyorum.
Evet, sondaki trabzanda yine bir tane artırıyorum. Baştan artırdım. Bir tane de buradan artırıyorum. Trabzan sayımı 11'e çıkardım. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Gergin olursa 4 çekebilirsiniz. Trabzan üzerine bir tane trabzan yaptım ortadakine. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya yine bir trabzan yaptım. V'mi tekrar oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın üzerine yaptım. Şimdi birinci trabzanımdan bir trabzan artırmamı yapıyorum. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Sondaki trabzanıma geldim. Buradaki trabzanıma 2 adet yaparak trabzan sayımı 11'e çıkartıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Burada 5 zincir, 4 zincir, 3 zincir. Bu sırada 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım ve başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şimdi şöyle bakarsak eğer şu gruplardan 2 tane yaptık. Bu sıramızda 3.'ü yapacağız. Burada model değişiyor yalnız. Onu değiştireceğiz bu sıramızda. Üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim ilk trabzanım. Buradan artık artırma yapmıyorum. Hemen şöyle bir kere daha netleşelim. Yan yana 5 adet trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Yani 5 tane trabzan yaptım. Arada 1 2 zincir çekiyorum. Yine en son yaptığım trabzandan başlayarak trabzan yapacağım. 1 2 Bakın arada 2 tane zincir çektim. 5. trabzandan başlayarak trabzan yapmaya başladım. 2 3 4 5 6 7 Şimdi 7 tane, 5 tane bu tarafta var, 7 tane bu tarafta var. Buradan bir tane daha artırıyorum ve 8'e çıkartıyorum. 5 tane bu tarafta var. 5'incinin dibinden başlayarak 8 tane de bu tarafa yaptım. 2, 4, 6 ve 8. Buradan 3 zincir çekiyorum. Yine trabzan üzerinden 2 trabzan alıyorum tığıma. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Zincirimin ortasına batıyorum. Tekrar 2 trabzan alıyorum. Ve kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. Buradan 3 zincir çekerek trabzanın üzerine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Birinci trabzana 1, 2 tane yapıyorum. Şimdi bu tarafta iç kısımda 8 tane var. Burada da 8 tane ile başlayacağız.
İki tane yaptım. Bir artırarak 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane. Buradan sayalım 2, 4, 6 ve 8. 2 zincir çekiyorum. Yine 8. trabzanımdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bu şekilde iki gruba ayırdım. 5 bu tarafta, 8 bu tarafta. Şu ortadaki modeli tekrar kurdum. Buradan geçerken artık bir zincir çekiyorum. Burada hep bir eksilttim. Yine trabzanın üzerinden başlıyorum. Yan yana 5 tane trabzan. 3 4 ve 5. Beşinciden başlayacağım. Arada iki tane zincir. Ve beşinciden başlayarak 8 tane trabzan yapıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. Hemen kameramı yine ayarlayacağım ve yakınlaştıracağım. Şöyle görmenizi istiyorum. 5 trabzanımız burada var. 8 trabzanımız da bu tarafta var. Yine aynı kurulumu yaptık. Burada 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim yine ilk trabzanım. Altta 5 tane trabzanım var. 2 3 4 adet trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada bir oluşturduğum boşluğum vardı. Bu boşluğuma bu 4 zincirimi kilitliyorum. Buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 trabzan atlıyorum bu taraftan. Üçüncünün üzerinden başlayarak 1 2 3 4 5 6. Altta 6 adet trabzanım vardı. 6 tanesini yaptım. Buradaki trabzandan bir trabzan artırıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine ortadaki topladığım trabzanların üzerine bir trabzan yapıyorum. Buraya yine bir V oluşturacağım. 3 zincir. Tekrar. Şimdi şurayı bir görelim istiyorum. 4 tane bu tarafta var. 7 tane bu tarafta var. Tam ortadan bölmedik. Bir tarafta 4 bıraktık, bir tarafta 7. Buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Birinci trabzanın üzerine 1 2 tane yapıyorum. Şimdi 7'ye tamamlayacağım. 3 4 5 6 ve 7.
7 tane yaptım. Yine 2 tane trabzan var bu tarafta. 4 zincir çekiyorum. Bu zincir ağın ortasına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada bir trabzan atlıyorum. Hemen yanındakinden başlayarak 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Altta bir zincir çekmiştim. Artık hiç zincir çekmeden bu taraftan başlıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4 trabzan yapıyorum. Şimdi burası da bir bütün oldu artık, birleşti. Bir sıra modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım ve tamamladım. Başladığım yerle birlikte birleştireceğiz ve bir üst sıradan kurmaya yine devam edeceğiz. Böyle uzun bir video oldu ama model büyük olduğu için, buradaki desen sıralı olduğu için biraz uzun sürdü. Hemen kameramı yakınlaştırıyorum ve devam ediyoruz. Harika bir orta kısım çıkacak hanımlar, emin olun. Bir üst sıradan kurmaya devam edelim. Trabzanımı yaptım ve başladığım trabzanıma kitleyerek kapatıyorum sıramı. Şimdi artık burası bir bütün oldu. 4 trabzan bu tarafta, 4 trabzan da bu tarafta. Toplamda 8 trabzan oldu. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim ilk trabzanım. Önümden 3 tane trabzan yapacağım. Şimdi bu zincir ağlarımı yaptığım yerden gördüğünüz gibi bir trabzan eksilttim yine. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Zincir ağımın ortasına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Şu ortadakine kilitleyeceğim tekrar. Oraya atlamayalım. Kilitliyorum. Acaba 5 mi çeksek diye düşündüm ama duruşuna göre ayarlayabilirsiniz. 4 zincir çektim. Tekrar 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım var altta. 5 trabzanımı yaptım. Bir trabzan artırmamı tekrar yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın 2, 4, 6 trabzanım var. Hemen birinci trabzanın üzerinden tığıma 2 adet trabzan alıyorum. Bu sıramda ortaya şu hatlarda hep yapmıştık ama burada yapmayacağım. 1, 2, 3 zincir çekerek diğerinin üzerine geliyorum. Tekrar 2 trabzan alıyorum. Ve topluyorum. Bu sefer ortaya yapmadım. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanlarıma geldim. Burada birinci trabzanıma 2 tane yaparak artırmamı yapıyorum. 6 trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 trabzan yine eksilmiş oldum. 4 zincir çekiyorum. Zincir ağının ortasına kilitliyorum. İsterseniz 5 çekin. Bir üst sırada ben 5 çekeceğim. Zincir ağına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına ipimi aldım. Bu tarafta bir trabzan atlıyorum. Bir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Artık bir bütün oldu. Birleşti bu nokta. 6 trabzan yaptım. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi uzun bir video oldu ve telefonla çekiyorum. Şarjım azaldı. Ama modelin bu orta kısmını bitirmek istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi burası birleşti. Altta bizim 6 tane trabzanımız var. Yanlardan yine eksilteceğiz ve bir üst sırada 4 kalacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir üst sıradan kuralım. Orta kısımdaki desen çıksın istiyorum. Başladığım yerle birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanım. Burası yarım. Dönüşte bütün olacak. 2 tane de bu taraftan yapacağız ve 4 trabzan olacak. Şuradan bir trabzan yine eksilttim. Bu sıramda 5'er tane zincir çekmek istiyorum. 3, 4 ve 5. Zincir ağına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kilitliyorum. Yine bu taraftaki dilimime geldim. Burada yine 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2 atlıyorum. Her zaman olduğu gibi alt sıralarda da hep bu taraflarda 2 atladık. Önümdeki trabzanımı yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi burada yine trabzan artırmamı yapacağım. Bir trabzanımı artırıyorum. 5. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu sefer şu ortadaki boşluğa kilitliyorum bu sırada. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan üzerinden başlıyorum. Birinci trabzanımı 2 tane yapıyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Yine bakın 2 tane trabzanım arttı. Zincir ağlarımı yapıyorum. Zincir ağıma kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına ipimi aldım. Bu birleşen noktadayım. Bir tane buradan atlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane de buradan atlamış olduk. Artık tepede bunu birleştikten sonra 4 trabzan kaldı. Zincir ağlarıyla geçiyoruz. Bu sefer trabzan yapmadık. Ortaya kilitledik. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım ve tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Artık bir üst sıradan kuramıyorum. Artık bir üst sıradan kurmaya devam edemeyeceğim. Çünkü şarjı bitti telefonumun. İkinci videoyla ikinci parça şeklinde öreceğiz ve tamamlayıp bitireceğiz. Zaten uzun bir video oldu. Bunun örülümü de yaklaşık 2 saati buldu. Video çekimi. Evet, takipte kalın. Harika bir tasarım. Buraya kadar kurun. Buradan itibaren birlikte kurmaya devam edeceğiz.